Günaydın. 7 Mart 2022 Pazartesi haftanın ilk günü ve haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yağ kuyrukları, akaryakıt kuyrukları, taneyle, bakın taneyle diyorum, satılan meyve, sebzeler. 20 yılın sonunda Erdoğan rejiminin ülkeyi getirdiği noktanın tam da özeti maalesef. Bunlara bakacağız. Gerçekten vahim manzaralar var. Ayçiçek yağı alabilmek için adeta birbirinin üzerine çıkan insanlar, insanlarımız var. 2022 Türkiye'sinde bu manzaraları da gördük mü? Gördük. Dün Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti eleştirirken bu kuyruklar üzerinden geçmiş örnekler vererek meclis konuşmaları da var yapıyordu. Biraz sonra Erdoğan'ı nasıl kendi sözüyle vurdular bunu da aktaracağız. Bunlarla birlikte ülke insanı yağ kuyruklarına, ekmek kuyruklarına, akaryakıt kuyruklarına muhtaç edilmişken bir de ülkenin varlıkları, geleceği, toprağı, zeytin ağaçları, sit alanları ranta açılıyor, satılıyor, yok ediliyor. Buna dair de çok önemli gelişmeler var. Bunları da aktaracağız ama önce isterseniz o yağ kuyruklarıyla bir başlayalım. Ayçiçek yağı savaşı manşetini kullanmış sevgili seyirciler. ABC Video bu haberi aktarırken bir markette fiyatı düşen ayçiçek yağı için verilen mücadele deniyor. Ellerde kutu kutu ayçiçek yağları. Belki 3 kuruş ucuz deyince insanlar 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane alıp sağa sola stoklamaya çalışıyor. Bu manzaralar 2022 Türkiye'sinde yaşanıyor ne yazık ki. Ve böyle olunca bir akın söz konusu olunca haliyle insanlar tabii korkuyorlar. İleriyi, geleceği görememe korkusu belki bugünün en büyük problemi. Ülkeyi yönetenlere güvenmeme problemi. Çünkü ülkeyi yönetenler, iktidar mensupları açıklama yapıyor. Böyle bir sorunumuz yoktur deniyor. Fakat en acısı bu, iktidarın söylediği, vaat ettiği veya garanti ettiği hiçbir şeye artık halk güvenmiyor. Bakın marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı tükenmiş. Gazeteci Alican Uludağ'ın şu yorumu gerçekten çok çarpıcı. Diyor ki önce halkı tanzim çadırlarına mahkum ettiler. Çabuk unutuyoruz ama sevgili seyirciler ben bir parantez açayım. Seçim öncesinde tam da o tanzim çadırları kuruldu. İstanbul'un, büyük şehirlerin, Ankara'nın, İzmir'in meydanlarında iktidar oradan oy devşiririz diye ve o tanzim çadırları önünde yine ucuza sebze meyve alacağını düşünen vatandaşlar yağmurun altında, soğuk havada uzun kuyruklar oluşturup bekliyorlardı ve o görüntüler de tarihiydi. İşte Alican Uludağ bunu hatırlatıyor. Önce halkı tanzim çadırlarına mahkum ettiler. Sonra pandemide 5 maskeyi dağıtamadılar. Şimdi de akaryakıt fiyatları zirve yaptı. Sıvı yağ kara borsaya düştü. Sırada ne var? Ekmek karneye mi bağlanacak diye sormuş. Ekonomi yazarı Ozan Gündoğdu. O da şöyle diyor. Ev, araba hayal oldu. Bunlar ücretliler için en basit güvencelerdi. Sonra sıra beyaz eşyaya, telefona, bilgisayara, TV'ye geldi. Ardından tatil yapamaz olduk. Sonra kombiyi kıstık. Şimdi ise gıdamızdan kesiyoruz. Kaliteli ve sağlıklı beslenemiyoruz. Dip neresi diye sormuş Gündoğdu. Biz de sormuş olalım. Sizce dip neresi? Ozan Gündoğdu'nun şu dedikleri yanlış mı? Herkes şöyle bir düşünsün. Herkes kendi ailesinden, kendi ekonomisinden düşünsün. Ev almak, araba almak hayal oldu diyor. Yanlış mı söylüyor? Bugün nasıl ev almaya gireceksiniz? Nasıl araba için krediye gireceksiniz? Sonra beyaz eşyası, telefonu, bilgisayarı, televizyonu bunların tamamının fiyatı uçtu. Tatil mesela, bakın güzel hatırlatıyor Gündoğdu. Bugün şöyle bir ailecek, güzel bir tatil düşündüğünüzde nasıl bir fatura çıkacak? Hele ki bu tatili hadi
yurt dışında planlayın sevgili seyirciler. Şöyle güzel bir yurt dışı tatili, bir hafta, uçak bileti, vize ücretleri, konaklama, bütün masraflar, yeme içme, parayı kaçta çarpacaksınız euroyla, dolarla? Maalesef, maalesef bugün 2020 Türkiye'sinde tablo böyle ve Gündoğdu soruyor, dip neresi? Ve elbette ki AKP iktidarının sorunları çözme yöntemi. Ne ile? Polis gücüyle. Hemen Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlatılmış. Bildiğimiz bir yöntem. 3-5 kişi gözaltına alınır, biraz korkutulur, baskılanır. Ondan sonra bu konuda kapatılır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski AKP'li bakan elbette, ekonomiden sorumlu bakan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünkü sözleri üzerinden vurdu. Bir video paylaştı. O videoda Erdoğan mecliste konuşuyor. Geçmiş günler. Erdoğan kimi eleştiriyor? Eski iktidarları eleştiriyor. Orada altyazıda bakın ne diyor? Aylardır tüp gaz alamayanlar geceleri de kuyruklarda demiş. Peki Babacan ne diyor? Sabah ekmek kuyruğu, öğlen yağ kuyruğu, akşam benzin kuyruğu. Bu yokluğun tek sorumlusu iktidardaki otoriter ittifak. Önümüzdeki seçim yoklukla bolluk arasında olacak. CHP'den de bu tabloya tepki var. CHP sözcüsü Faik Öztürak eleştirdi. Bazısı bunlar maalesef iyi günlerimiz. Üretici enflasyonu %105'te. 1995 yılının Mart ayından bu yana ilk kez 3 haneye çıktı. Bu hükümetin sayesinde 30 yaşın altındaki gençlerimiz de 3 haneli enflasyonla tanıştı. Daha bunda Ukrayna-Rusya savaşının etkileri yok ama ay ortasından itibaren temel gıda maddeleri üzerindeki KDV'nin %1'e indirilmesinin etkisi var. Sarayın model diye millete yutturmaya kalktığı kur korumalı mevduat pansumanı ile cari açığı düşürerek enflasyonla mücadele safsatası iflas etmiştir. Rekorlar kıran dış açıkla, arşa çıkan hayat pahalılığıyla, kuyruklarla, çıkma meyve sebze peşinde koşan artık isyan edip fatura yakan vatandaşların görüntüleriyle ilk roundda bu düzenlemeler nakavt olmuştur. Ukrayna'daki savaşla beraber emtia ve enerji fiyatları yeniden artmaya başladı. Döviz kurları yükseliyor. Bu kalemlerin yükselmesi iğneden ipliğe her şeyin daha da zamlanması anlamına geliyor. Yani yeni bir zam tsunami'si milletimizin üzerine doğru yaklaşıyor. Geçen hafta zeytinlikleri, iktidarın zeytinliklere göz dikmesini konuştuk. Çok paylaşılıyor sosyal medyada da zeytinime dokunma şeklinde ve hala tepkiler devam ediyor. Orada hatta köylülerin bu anlamda direnişi de devam ediyor. Biz bunu konuşurken bu yetmemiş gibi sevgili seyirciler. Bu kez de ülkenin cennet köşelerine, hani bir tabir vardır ya, bakmaya doyamayacağınız diye, resmen öyle. Dünyada bile eşsiz olarak kabul edilen Türkiye'nin dört bir tarafındaki sit alanları da ranta açıldı. Resmi gazetede yayımlandı maalesef sevgili seyirciler. Öyle yerler var ki Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale. Bunlar ranta açılıyor. Enerji Bakanlığı'nın yasasız yönetmelikle, ki bu çok çok tepki çekti, bir yönetmelikle yapıyorlar bunları. Yasaya da gerek duymuyorlar. Zeytin ağaçlarının katliamına izin veren düzenlemenin ardından kritik bir değişiklik de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale gibi özel koruma bölgeleri de dahil ülke genelindeki koruma alanlarına enerji santralleri, trafolar, baz istasyonları ve iskele gibi yapı ve tesislerin kurulmasına izin veren bir yönetmelik yayımladı. Ülkenin el değmeyen hangi güzellikleri varsa biz ne yaparız da buraları yok ederiz, üzerinden geçeriz, ranta açarız, beşli çeteye buraları peşkeş çekeriz, ihalesini veririz diye
bir yarış içerisindeler. Ve evet, köylü dertli, köylü isyan ediyor. Muğla'daki Akbelen Ormanı'na yapılmak istenen maden ocağına karşı çıkan ikiz köylü kadınlardan 53 yaşındaki Aytaç Yakar. Ormanın içindeki zeytin ağacına sarılmış ve ne demiş? Toprağımı, vatanımı koruyacağım, asla alamayacaksınız elimden. Zam da devam ediyor, aralıksız. Geçtiğimiz hafta güne bakışı kapatırken akaryakıt fiyatlarından bahsediyorduk. Ben hatta şöyle bir şey demiştim, rakam vermeyeceğim. Zira her gün zaten zam geliyor. Özetle bir şey söyleyeceğim, 20 liraya yaklaştı demiştim. Hafta sonu girdi araya, 20 lirayı da geçti. Benzin ve motorinden bahsediyoruz elbette. Yine zam geliyor. Motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyormuş. Böylelikle ne oluyor? Motorinin fiyatı 22 TL'yi aşmış oluyor. Sokağa şimdi çıkalım. Bir vatandaşa mikrofon uzatalım. Çok çarpıcı bir röportaj ekranlarınıza getireceğiz. Erdoğan'ın en çok kullandığı kesimlerden biri sevgili seyirciler. Hani şöyle başörtülü bacım diyor. Hep başörtülülerle ilgili bir tabloyu sunuyor ve geçmişte yaşanan mağduriyetleri kullanıyor ya Erdoğan. Bakın Erdoğan'ın başörtülü bacım tırnak içinde dediği başörtülü bir kadın neler söyledi? Oy vereceğiniz parti ya da kişi belli mi? Evet belli. Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Yeter ki olmasın. Erdoğan varken mi başörtülü geziyorduk? Erdoğan mı kapattı beni? Tabii gezerim. Ben kendi içimden geliyordu. Erdoğan ne? Kaç yaşındasın? 49 yaşındayım. Erdoğan mı kapattı bunu? Senin başörtünü Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan niye kapattı? Saçının hadi baba, sizin alıyordu. Gibi geri kafalılar yüzünden bu durumdayız biz. Bizi geri kafalılar. Bir var ya Erdoğan şeye takmış. Başörtüye takmış. Nasülesine takmış. 2002'den önce de başörtülüydü. Tabii başörtülüydü. Ben. Şimdi yine millet başörtülü, yine acınla başörtülü, yine millet acınla. Ha hastaneyi söyleyeyim mi size? Bir ay önce randevu alıyoruz. Bir ay önce. Ha internetten randevu alıyorum, öyle gidiyorum. Şimdi sigortam olmasam beni hastanede muayene mi ediyorlar? Asla. Git Vezni'ye git, para öde, ondan sonra muayene edeceğim diyor bana. Ekmek kuyruğunu söylüyor. Şimdi yok mu ekmek kuyruğu? Yok mu ekmek kuyruğu? Bir kilo pirinç 20 lira ya. 20 lira. Aile ne yapsın buna? Ne yapsın? Ney bu ya? Erdoğan. Sanki Erdoğan kapattı benim başımı. Asla. Annem benim kapalı Erdoğan mı vardı? Erdoğan mı vardı? Yok telefon taşı. Telefon taşımayalım mı? Ha benim babam 6 tane çocuk yapmış. Bir tek babam çalışırdı. Babam çalışırdı. Biz evde otururdu. Şimdi küçük çocuklarımıza kadar çalışıyoruz. Ev geçindiriyoruz. Nasıl oluyor bu? Yine yetmiyor. Bir elektrik ben çalışıyorum. Bir elektriğim benim 185 lira gelmiş. Bir başörtüsünden bahsediyor. Baksana beyefendi ya. Baksana ya. Ya bunlar geri kafalı. Sigara içme. Ne yapayım erkeklere sigara içme mi diyeyim? Sigara içmesinler. Öyle bir şey yok. İmamoğlu balık yemiş. Kendi neredeydi acaba? Kendi hangi köşkün koltuğunda oturuyordu? Neredeydi? 1,5 alıyorduk. Şimdi 2,5 etti. Kendi 5 milyardan geçinsin. 2,5'tan değil. 5 milyardan geçinsin emekli maaşları. Nasıl oluyormuş bakın? 2,5 lira yaptım diye seviniyor. Benim beyim 55 yaşında, hepsini ödedi de emekli maaşı veriyor, kendi paramızı veriyor. Yani o bize hayrına vermiyor. Bunun gitmesi lazım. Başka bir şey demiyorum. Seçimde değişebileceğini düşünüyor musun? İnşallah ama adam satmadık yer komadı, kasada para komadı. Gelen ne yapsın buna? Ben bu yaşa geldim, bu kadar kıtlık görmedim. Ve Türkiye'nin yanı başındaki savaş ne yazık ki dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Buna savaş diyoruz ama aslında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürüyor. Haliyle de büyük insani dramlar yaşanıyor ve yeni bir mülteci krizi var. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi açıklamış sevgili seyirciler. 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini söylüyor. Evet, dünyada bu konuşuluyor. Savaştan, Ukrayna'dan yıkım görüntüleri ekranlarda, evsiz kalanlar, barksız kalanlar, yurtsuz kalanlar, bir anda
kendi topraklarında, ülkesinde hayatını normalce yaşarken Rus tankları gören insanlar haliyle ülkelerini, evlerini terk ediyorlar. Peki bir profesör Habertürk ekranlarında bu durumu konuşsun, anlatsın, yorumlasın diye çağrılan Profesör Doktor Hasan Köni, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Ne diyor? Bakın, bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Evet, daha fazla ben bu konu hakkında bu profesöre bir yorumda bulunmayacağım. Yorumu sizlere bırakalım sevgili seyirciler. Evet, bir yazar, Hürriyet yazarı. Zaman zaman da böyle çeşitli polemiklerle gündeme gelen bir isim sevgili seyirciler. Ahmet Hakan. Normalde Ahmet Hakan'ı burada konu etmeye bile aslında gerek yok. Bu kez de bir sanatçıya sataştı. Sanatçıya, Hazal Kaya'ya sataştı. Cevabını da fazlasıyla aldı. Dediğim gibi normalde Ahmet Hakan'ın bu sataşmaları çok mu önemli, çok mu değerli değil. Ama burada Hazal Kaya'nın cevabı o kadar dikkat çekici ve yerinde ki haliyle biz de paylaşalım istedik. Bir yazı kaleme alıyor Ahmet Hakan özetle ve o yazının bir yerinde de oyuncu Hazal Kaya'yı hedef alıyor. Bakın, bir yazar elbette bir oyuncuyla alakalı bir yazı yazabilir, eleştirebilir, oyunculuğunu beğenmeyebilir. Her türlü fikrini söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Fakat Ahmet Hakan şu cümleyi kullanıyor: oyunculuğundan nefret ediyorum. Yani bir insandan nefret edecek kadar ne yaşamış olabilirsiniz ve nefret kelimesiyle bir yazı yazacak kadar ne yapmış olabilir diye düşünüyorsunuz Hazal Kaya. Tabii bir şey yapmamış ve Hazal Kaya da şöyle bir cevap veriyor: senin fikrinin ne önemi var, vasat herif, diyor ve konuyu kapatıyor. Biz de bu haberle birlikte bugünün güne bakışını kapatmış olalım. Salı sabahı Türkiye saatiyle her zaman olduğu gibi 9'da yine bu ekranlarda, Moonstar TV ekranlarında buluşmak üzere. Yorumlarımızı, haberlerimizi, programlarımızı beğeniyor, ilgiyle takip ediyorsanız, bunu çok fazla söylemiyorum sevgili seyirciler, sizi sıkmak istemiyorum ama bu yayınların beğenilmesi ve bir şekilde de olsa bir tık, bir nokta, bir virgül bile koyarak bir yorum yazmak bizlerin çok daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor. Bunu esirgemezseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.